Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından birçok kişi ev ve iş yerlerinin depreme dayanıklılığını öğrenmek için harekete geçti. Depreme karşı dayanıklılığı ve içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapıların tespitine yönelik işlemler 4 aşamada yapılıyor. İşte o aşamalar. Riskli yapıların yıkılarak yenisinin yapılmasıyla ilgili dönüşüm süreci ise yapı sahiplerinin tespit başvurusu ile başlıyor. Risk tespiti, riskli yapıların yıktırılmasıyla devam ediyor ve yıkım sonrası uygulamayla sonlanıyor. İlk adım, tespit başvurusu. Muhtemel afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan, içinde yaşayanların can güvenliği için risk taşıyan binaların tespiti için ilk adımı yapı sahibinin atması gerekiyor. Riskli yapı tespitinin bakanlığın altyapı.csb.gov.tr riskli yapı tespitiyle ilgili kuruluşlar linkinde yer alan lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırması gerekiyor. Buna ilişkin başvuruysa yapı sahiplerinden kentseldönüşüm.csb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılabiliyor. İkinci aşama, risk tespiti. Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca başvuru sonrası incelemelerle hazırlanan riskli yapı tespit raporu İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe belediyelerine, diğer illerde ise çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine bildiriliyor. Teknik heyetin riskli yapı hakkındaki kararıyla tespit işlemleri kesinleşiyor. Üçüncü aşama, riskli yapıların yıktırılması. Kesinleşen riskli yapı kararı sonrası yıkım için yapı sahiplerine 60 günden az olmamak üzere süre veriliyor. Bu süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı idare tarafından kontrol ediliyor. Yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek en fazla 30 gün ek süre tanınıyor. Yıktırılmayan yapılarda bakanlık ya da il müdürlükleri tarafından yıkılıyor veya yıktırılıyor. Yapı sahipleri bu işlemin masraflarından hisseleri oranında sorumlu oluyor. Son aşama, yıkım sonrası uygulama. Riskli yapıların yıkımı sonrası yeni bina yaptırılması ve parsellerle ilgili tekrar değerlendirilme yapılıyor. Riskli yapısı yıkılanlara yeni yapılacak konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz desteği ve kira yardımı, devletin ilgili kurumları ve belediyeler tarafından da vergi ve harç muafiyeti gibi kolaylıklar tanınıyor.